Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifiye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Amerika ve Avrupa İttifakı Malayşiyanı Xitayning 5G torini işiltişten agahlandırdı. Yevropa İttifakı ve Amerika Malayşiya hükümetini agahlandırıp Xitayning Huawei alaqa ul əslahalarını işiltişinin devlet bihaterliki ve chat el mablag'iga xatar elib kelidiganligini bildirdi. Amerika ovozining 3 maydagi xabarida bildirilishicha Yevropa İttifakı ve Amerikaning Malayşiyada turishliq bosh elchilari oldingi ay Malayşiya hükümetiga maktub yazib, Malayşiya hükümeti Ericsson şirketi bilan tuzgan devlet iqtidorchiligidagi 5G torini qurib chiqish to'xtamini qayta qarab chiqishni qaror qilgandan keyin özlerinin bu haqtiki endişesini bildirgen. Malayşiyanın bu türgü salmakçı bolgan 5G toru kuruluşu mablığı 2 milyard 500 milyon dolarga yetidigen. Xabarda qeyd qilinishicha Amerika ve Garib devletleri tarafından qara tizimlikka kirgizilgen Xitayning Huawei şirketi Malayşiyanın 5G toru kuruluşuğa qatnış purustiga erişiş üçün hareket qilgan. Növbette Xitayning Huawei şirketi bu toxtamdaki en küçülük rekabetçilerinden biri bulup, Malayşiya hükümeti bunundan ilgiri Amerika oturgu koygan Huawei'ye bolgan bihaterlik endisini rad kılgan. Amerikanın Malayşiyada turuşluk baş elçisi Brian McFeeters Malayşiya hükümetine evetken mektubuda Washington yukarı derecelik emeldarları minin bu haqta oturgu koygan hazırkı modelini yukarı götürüşünün yeni kesiplerinin rekabet küçüge ziyan saladığallıqı ve Malayşiyadaki 5G toru terakiyatını keçiktirudığallıqı Malayşiyanın halkara soduda kolay devlet obrazıgı ziyan yetküzüştün ibaret köz karışımıgı koşuldu deyilgen. Brian McFeeters ta'kidlab, ishonchsiz ta'minlovchilarning 5G torining har qanday turiga qatnashishiga yo'l qo'yish Malayziyaning ul aslahalarini davlat bexatarlik xavfiga duchar qiladi degan. Xitoy to'qsuvda atalmish tutuqbag madaniyat bog'ichisini paydo qildi. Xitoy Sharqi Turkistonda yillardan beri izchil davom qilib kelayotgan Sharqi Turkistonni xitoylashtirish va islom dinini xitoylashtirish terror siyosati ijro qilishni kuchaytirish rezil maqsadida 1 may Oqsu viloyati To'qsu nohisida atalmish Tang'anshi tutuqbag madaniyat bog'ichisining ichilish marosimini o'tkazdi. Atalmish Xinjiang gazetining 2 maydagi xabarida bildirilishicha Xitoy rejimi mazkur ichilish marosimida Sharqi Turkiston xalqining ming'isidagi milliy madaniyat ingi hamda diniy e'tiqod ingini yuvish maqsadida yurishlik faoliyat va numarlarni ko'rsatgan. Murasimda To'qsu nohiylik partikomning sekretari Wang Shilli so'z qilib, atalmish Tang'anshi tutuqbag madaniyat bog'ichisining ichilishi atalmish Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish strategiyasini atroflik yo'l qo'yish maqsadida qurib chiqqanligini oshkora tilga olgan. İgilinishcha atalmish Tang'anshi tutuqbag madaniyat bog'ichisining ichilish faoliyati 3 kun davomlashadi ekan. Xabarga qistirilgan rasmlardan ma'lum bo'lishicha murosimda Uyg'ur qiz o'g'illarga xitoycha kiyim kiydirilgan. Faoliyat jarayonida naqsha aytish va usul o'ynash, mashrab, xalq chambaxchilik qatorliq o'yinlar ko'rsatildi ekan. Xabarda yana To'qsu nohisidagi atalmish Tang'anshi tutuqbag madaniyat bog'ichisi atalmish Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish turini yo'lga qo'yish muhim strategiyasini zo'r kuch bilan ilgari surishning nuqtasi ekanligi bildirilgan. Atalmish bog'ichida turli alohida turlarni yo'lga qo'yib, sayohatchilarga atalmish Tang sulolasining g'arbi rayonini qanday qo'g'dig'anligini tashviq qildi ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning atalmish islom dinini xitoylashtirish, atalmish Jungho millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlash, atalmish Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish qatorliq nomlar bilan Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik siyosatini kuchayib ijro qilayotganligini, shuning bilan birga har xil vositalar orqali xalqaro jamiyatni aldashga urinib kelganligini, xalqaro jamiyatning Xitoyning jinoyatlarini to'xtatishga majburligida kuchlik amaliy harakati bo'lmaganligi sababli Xitoy rejimi Sharqi Turkistondagi jinoyatlarni texamo kuchaytirib davomlashtirayotganligini bildirishmoqda. Amerika qo'mondoni dunyoni Xitoy-Rossiya harbiy ittifoqidan ogohlantirdi. Amerikaning yuqori darajali qo'mondoni 3 chong kuch qarshilashayotgan dunyoni Xitoy bilan Rossiyaning jug'rafiyalik strategiyalik harbiy ittifoqdan saqlanishga ogohlantirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha Rossiya prezidenti Vladimir Putin armiyasi 2022 yilning 24 kuni Ukrainaga tajovuz qilishdan ilgari Rossiyaning kuchlik hujumida Ukrainaning qarshilik kuchi tizli yemirildi deb qaralgan. Ayni vaqtda Amerika Markaziy axborot idorasining raisi, Amerika armiyasi shtab boshlig'i, Birlashma kengash boshlig'i Mark Milley Kievning 72 soat ichida ishg'ol qilinishi mumkinligini faraz qilgan.
Bildirilishicha General Mark Milley bu masalada boshqacha qarashda ekanligini o'tirg'i qo'ygan. U yaqinda Amerika Tashqi ishlar jurnalining Tashqi ishlar programmasining ziyoratini qabul qilgan. U programmada Amerika ta'minlagan harbiy yordamning kuchi bilan Ukrainaning hujum va mudofaa iqtidorining 1 yil ilgarigiga solishtirganda zo'r darajada yaxshilanganligini o'tirg'i qo'yib, barliq urushlar baldur yoki keyin bo'lsin hamon oxirlashadi. Mushim masala uning qandoq oxirlashishida deb savol qo'ygan. Mark Milley programmada Rossiya bilan Xitoyning kunsiri kuchayotgan quyuq munosabati haqida so'ralgan savolga javob berib, "Bugun dunyoda Amerika, Xitoy, Rossiyadan iborat 3 darajadan tashqari cho'ng davlatning borligini, bu 3 davlatning nufuz, iqtisod va armiya qatorliq jihatlarida yushirin kuchi zo'r, yadro qurollari bor ekanligini, agar Rossiya bilan Xitoy pishib yetilgan kuchlik jo'g'rafiyalik siyosiy ittifoq qurib qolsa, Amerikaning manfaatiga uyg'un kelmaydiganligini Amerika çoxum hüşyarlıqını saqlab, küçünün yetişçe bu işinin yüz bermestikigi kapalatlı qilishi kerakligini bildirgan. Onun qarışça, Amerika ihtiyaçallıq bilen Xitay Rusiyani hərbi cahattin yıqıllaşdırmaslıq, Rusiya bilen Xitayının Amerikaya qarışı coğrafiyelik, strategiyelik, siyasi və hərbi ittifaq tüzmestikigi kapalatlı qilishi kerakigan. Növetti Xitay bilen Rusiyanın yıqıllaşı vatqallıqının bazı alametleri tərəflərini endişigi salmaqda. Erdoğan Gabardaki neft bayqash haqqida to'xtaldi. Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Jodi Gabardaki neft bayqilishi haqqida to'xtalib, yer asti va yer usti boyliqlarimizni ishiltishimizga to'sqinlik qiladigan har qanday kuchni yengamiz. Barliq to'salg'ularni bo'sib o'tamiz dedi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Erdoğan yoshlarga xitoban e'lon qilgan bayonotida tunugun jumhuriyat tarixidagi eng cho'ng neft sapsini Jodi Gabardi bayqashning xushalligini o'rtoqlashganligini eskertdi. Erdoğan bir chaqlarda terrorchilar oilinib yurgan tog'larimizdan amdilikda yurakimizni azoblaydigan xabarlar emas, balki xush xabarlar kelmoqda dedi. Hamda Turkiyaning dunyo bo'yicha eng cho'ng neft sapsi bo'lgan strategik muhim bir rayonga joylashgan davlat ekanligini, ammo yenidili neft va tabiiy gaz etilib chiqayotgan Turkiyaning bu jo'g'rafiyalik boyliqlardan uzun yillardan buyon foydalanilmaganligini va foydalanishiga yo'l qo'yilmaganligini aytdi. U o'zlarining bultur dunyodagi quruqlikda elib berilgan 10 cho'ng bayqashning birini amalga oshirganliklarga ishora qilgan holda davlatimizning bunundan 5-6 yil ilgari kundalik taxminan 40 ming varil bo'lgan ishlab chiqarish miqdori bir qatlanib 80 ming varilga yetdi. Hozir men sizlar bilan yangi bir xush xabarni o'rtoqlashaman. Biz Jodi Gabarda kuniga 100 ming varil ishlab chiqarish iqtidoriga ega neftlik bayqadik. Jizraga 20 kilometr keladigan yerdagi bu neft sapsining supti nihoyatda yuqori. Biz yerning 2600 metr chuqurligida bayqagan neftni rayonda burg'ilaydigan 100 quduq orqali 100 ming varil ishlab chiqarish iqtidoriga yetkazamiz. Erdoğan so'zini davomlashtirib, imperialist kuchlarning bo'lguncha terrorlik tashkilotlariga va Suriyadagi quyruqchilarga uncha ko'p qurollarni nima uchun berganligini, davlatimizni bir terrorlik koridori orqali nima uchun qo'rqishni xohlaydiganligini mana endi texnika yaxshi tushunmoqdamiz. Yer osti va yer usti boyliqlarimizni ishiltishimizga to'sqinlik qiladigan har qanday kuchni yengamiz. Har qanday to'salg'uni bosib o'tamiz. Buni mu inshaalloh sizlar uchun sizlar bilan birlikda ishqa oshiramiz dedi. Shvetsiya parlamenti terrorizmga qarshi turishga munosabatlik yangi jinoiy ishlar qonunini ma'qulladi. Shvetsiya parlamenti asosiy qonunga tuzish kirgizish orqali terrorlikka qarshi turishni mazmun qilgan yangi jinoiy ishlar qonuni loyihasini tasdiqladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Shvetsiya parlamenti Turkiyaning Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATOga a'zo bo'lishini tasdiqlashining asosliq shartlarining biri bo'lgan asosiy qonunga tuzish kirgizish orqali terrorlikka qarshi turishni mazmun qilgan yangi jinoiy ishlar qonuni loyihasini tasdiqladi. Shvetsiya parlamentidagi bayroq tashlash natijasida qonun loyihasi 34 ga qarshi 268 ovoz bilan ma'qullandi. Solchilar partiyasi bilan Yeshillar partiyasining qarshiligiga uchirgan asosiy qonunga tuzish kirgizishga munosabatlik bayroq tashlash faoliyatiga 47 parlament a'zosi qatnashmadi. Shvetsiya tashqi ishlar ministri Tobias Billström o'tgan oyda Dagens Nyheter gazetiga bayonot berib, 1-iyundan boshlab yo'lga qo'yilishi planlanayotgan yangi terrorlik jazo qonuni orqali Turkiyaning andishalariga xotima berildiganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Billström PKK YPG terrorlik tashkilotining Shvetsiyadagi faoliyatlari haqida to'xtalib, PKKning zimmalarimizdagi faoliyatlari nihoyatda keng doiralik. Turkiyaga qarshi terrorlik harakatlarini mablag' bilan ta'minlash uchun atroflik faoliyatlar olib berilyapti.
Onodun başka PKK zeminlerimizden zehirlik çekimlik sodası ve Şivisiye cemiyetine ziyan yetküzüdüğün herkıl yollar arkalık pul toplaşının bazısı süpüdede paydılınıvatıdı. Onodun başka bir devletteki terörlükte paydılınışı bizden bu faaliyetlerine estaydıl muameli kılmaydıqallıqımızdan direk vermeydi, degen idi. Şivisiyadaki terörlük teşkilatlarına aza buluşunun cinayi kılmışlar dairesine kirgüzülüşünü mezmun kılgan kanun layısına asaslanğanda terörlük faaliyetlerine katnaşkan ve terörlük teşkilatları bilen hemkarlaşkan kişiler 4 yılgıcı kamak cezasına hüküm kılındıken. Eğer cinayi kılmışının karakterini iğırlaştırıcı sebepler görülse, bu cinayetlerinin cezası en az bulğanda 2, en yukarı bulğanda 8 yıl kamak cezasına hüküm kılındıken. Mezkur kanun lahisi münasebetlik organlarını terörlük teşkilatlarını meblağ bilen temilligen ya ki başkıcı yollar bilen kollugan kişilerini tutup duruş ve sonra kılıç katarlık cihetlerde tihimuken hukuki iki kılıdigen. Hürmetli görmelerimiz, şunakla bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşükçe aman boğazlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.